Pazar günü Alantepe Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşler öncesinde konuşan Kozlukkebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, uzun yıllardır devam eden Alantepe Yağlı güreşlerinin bundan sonraki yıllarda da Batı Trakya Türkleri tarafından sahiplenilerek düzenleneceğini söyleyerek, Alantepe güreşlerinin yapıldığı alanı her geçen yıl farklı hizmetlerle geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Kozlukkebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan'a belediyenin verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti. Alantepe Yağlı güreşlerine Türkiye'nin Gümülcine Muavin Konsolosu Davut Ocak, bölge milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Güreşler sonucunda Alantepe Yağlı güreşlerinin baş pehlivanı Gümülcine'den Niyazi İbiş oldu. Finalde Edirne Belediyesi güreşçisi Soner Toto ile karşılaşan İbiş, rakibi Soner Toto'nun güreş sırasında sakatlık geçirmesi sonucunda baş pehlivanlığı elde etti. Baş pehlivanlık güreşlerinde Edirne Belediyesi güreşçisi Serkan Üdüler 3. oldu. Başaltı güreşlerinde ilk 3 dereceyi Edirneli güreşçiler elde etti. Gürsel Umut 1. Ufuk Yanık 2. Ayhan Aktürk ise 3. kürsüsüne çıktı. Büyük orta güreşlerinde de Umut Gereç 1. Yiğit Gider 2. elde etti. Edirne Belediyesi Davul Zurna ekibinin güreş havalarıyla şenlendirdiği Alantepe Yağlı güreşlerinde Gümülcineli Niyazi İbiş'in baş pehlivanlığı elde etmesi, güreşi izleyen Batı Trakya Türklerinde büyük coşku yarattı. Güreşlerde dereceye girenlere çeşitli para ödülleri ve hediyeler verildi.